Merhaba arkadaşlar. Bugün Batı Karadeniz serimizde Kestane Balı Cenneti Doğanyurt ilçesindeyiz. Keyifli seyirler. Batı Karadeniz bölgesinde Kastamonu iline bağlı bir ilçe olan Doğanyurt, doğusunda İnebolu, batısında Cide, güneybatısında Şenpazar, güneyinde Azdavay ve Küre ilçeleriyle, kuzeyinde de tabii ki Karadeniz'i de çevrili. İl merkezine olan uzaklığı 121 kilometre, 2020 nüfusu ise 5638'dir. İlçe toprakları sahil kesiminde kurulmuş olup, dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip. Küre dağlarının uzantıları ilçe topraklarını engebeli yapmaktı. Ormanlık ve dağlık bir bölge olması nedeniyle birçok derenin oluşturduğu Meset Çayı ilçe merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülmekte. İlçede tipik Karadeniz iklimi hakimdir. Her mevsim yağış almaktadır. Sahil kesiminden hemen sonra yükselmeye başlayan dağ silsilesi kış mevsiminin soğuk etkisinin ilçe merkezini etkilemesini önlemekte. Doğanyurt'un tarihi yapısı eski çağ tarihiyle ilgili yeterli bir bilgi bulunmamakta. Yörede herhangi bir arkeolojik kazı ve yüzey çalışması da yapılmamış. İlçenin kuruluş tarihi kesin olarak belirli olmamakla beraber M.Ö. 4. yüzyılda Pontuslar tarafından kurulduğu sanılmakta. Pontuslar zamanında Gurcaz adıyla anılan Doğanyurt'un ilk yerleşim alanı Karadeniz'den 150 metre yükseklikteki Asartepe mevkiinde bulunan kara çevresinde olduğu bilinmekte. Osmanlılar zamanında bir köy ve Hoşalay adıyla Kastamonu'ya bağlı bir kadılık iken Cide ilçesinin bucağı oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra Hoşalay olan adı Meset oldu. Daha sonra 1962 yılında çıkarılan yeni bir kanunla adı Doğanyurt olarak değiştirildi. Coğrafi şartları ve yakınlığı göz önüne alınarak 1946 yılında İnebolu ilçesine bağlandı. Köy statüsündeyken 9 Mayıs 1990 tarihinde çıkarılan yeni bir kanunla ilçe yapılmış. İlçenin sosyal ve ekonomik durumu orman yönünden zengin olması sebebiyle ve o dönemlerdeki imkanlar çerçevesinde evlerin büyük çoğunluğu ahşaptan yapılmış. Ancak son yıllarda ormanların azalması gittikçe daha az zati ihtiyaç verilmesi sebebiyle beton ve ahşap tuğla evler yapılmakta. Arıcılık ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip. İl Tarım Müdürlüğü'nün Arıcılar Birliği kaynaklarından alınan bilgiye göre ilçede yıllık 68 ton kestane balı üretildiği, kayıtlı olmayanlarla birlikte bu miktarın 100 tonu bulduğu belirlenmiştir. Türkiye'de en fazla kestane balı üretilen ilçedir. İlçede her yıl kestane balı festivali yapılmakta. Halk eğitim merkezinde de arıcılık kursu verilmekte. İlçenin tanıtımında en büyük paya ve öneme sahip olan Kestane Balı Festivali, ilçe halkı ve bal üreticilerinden büyük ilgi görmekte. Kestane Balı Festivali her yıl düzenlenerek gelenekselleşmiş. Kestane Balı Festivali ilçeye ilçe dışından da büyük ilgi görmüş. İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılığa dayalıdır. Tahıl üretiminin dışında genellikle bağcılık, meyvecilik, sebzecilik yapılmakta. İlçede fındık üretimi yıllık ortalama 2000 tonu bulmakta. Tarımsal üretimin dışında ilçe halkının gelir kaynaklarını küçük ölçekli orman ürünleri imalatından sağlanmakta.
Hayvancılıkta ise büyük ve küçük baş hayvan besiciliği yapılmakta olup kıyı kesimlerinde de balıkçılık yapılmaktadır. İlçe merkezinde bir lise, bir ilköğretim okulu ve bir yatılı bölge okulu bulunmaktadır. İlçede okuryazarlık oranı %98. İlçenin sahilde yer alması turizm için doğal güzellikleriyle doludur. Her ne kadar turizme hizmet verecek tesis bulunmamakta ise de ilçedeki mevcut lokantalar yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitedir. Yeşille mavinin iç içe yaşadığı, orman ile denizin yan yana birleştiği eşsiz doğa manzarası bulunmakta. Yeterince konaklama tesisi ihtiyacı giderildiğinde turizme açılmaması için bir sebep bulunmamaktadır. Doğanyurt, doğal güzelliklerin bozulmadan tabi halde kaldığı ender yerlerden. Hafta sonları için ailelerin rahatlıkla gidip piknik yapabilecekleri çay bahçeleri ve mesire alanları bulunmasına rağmen Kastamonu ve çevre ilçelerinde çok fazla bilinmemektedir. İlçenin tarihi ve turistik yerleri ise Yukarı Mescit Köyü'nde Ballık Mağarası, Orta Burun Köyü'nde Orta Burun Mağarası, Ercesu Yaylası, Kayran Köyü'nde Kayran ve Lavda Mağaraları ve Doğanyurt Kayran Köyü arasında Uzunkum Plajı, merkezde liman içi plajı gezilip görülmesi gereken doğal güzelliklerden. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinden bu kadar. Gelecek bölümde Kastamonu'nun Cide ilçesinde buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın.